Kalbinle oyna. Futbol dünyanın tartışmasına en güzel sporu. Benim için de ailemden sonra hayatımın en büyük anlamı. Çok sevmediğim, aşkla bağlanmadığım bir şeyin arkasından çocukluktan beri koşmazsın. İyi bir orta savunucusu. Top ayağına gelmeden önce en az kafasında 2-3 tane seçenek oluşturmalı. Çabuk düşünmeli. Çünkü futbol çok hızlandı ve çok artık sertleşti. Hayal etmek güzel bir şey. Ama sınırını koymadan hayal etmek güzel bir şey. Çünkü futbolda çok çalışırsanız her şeye ulaşabilirsiniz. Topa sağ içinde en yakın arkadaşım olarak bakıyorum ben. Yanında oynayan takım arkadaşlarımdan çok şey öğrendim. Ama yetenek bir futbolcuya kazandıramaz. Kaybetmek de olabilir, kazanmak da. Ölüm kalım olarak görmüyorum. Kesinlikle futbolu. Benim için başarının karşılığı futbol. Nihat ve futbol topu hiçbir zaman ayrılmadı. Ölene kadar da ayrılmam. Çünkü bana çok şeyler kazandırdı. Futbola dün denen bir şey yok. Bugün ve yarın var. Bu ne anlama geliyor? Dünün iyi de olsa kötü de olsa unutacaksın. Bugün tekrar çalışmana başlayacaksın. Yarınların daha iyi olsun. Çok yetenekli arkadaşlarım vardı. Fakat istedikleri yerle gelemediler. Bu sadece yetenekli olacak da bir iş değil. Yeteneğin yanında başka şeylerin de olması gerekiyor. Sorumluluk sahibi olmak gerekiyor. Bir forvet oyuncusu özellikle sahaya çıktığında beklenen şey gol atmasıdır. Bir forvet oyuncusu bu yüzden gol atmayı bilmeli. Gol atmak için de gerçekten akıllı olmak gerekiyor. Yani bir saniye ceza sahasında çok büyük bir zaman. O saniyede golü kaçırabilirsin. O yüzden çok çabuk olmak gerekiyor. Koklamak gerekiyor. Bir forvet oyuncusu bence koklamalı. O pozisyonu daha önceden yaşamalı. Şahsen ben gol attığımda ya inanılmaz bir mutluluk veriyor bana. Onu yaşamak lazım. Anlatmak kolay değil. Futbol benim işim, benim hayatım. Top istop etmek, top kontrol etmek futboldan önemli kurallardan bir tanesi. Top kontrol ederken sağ içindeki pozisyonunuzu tespit etmeniz gerekiyor. Genelde top kontrolünü topa en çok müdahale ettiğimiz ayağımızın ayak içi bölgesiyle yaparsak çok daha garanti almış oluruz. Mesela karşıdan birisi bana topu atsın. Benim topu buraya doğru istop etmem, rakibim buradayken çok mantıklı değil. Hepinizin bildiği gibi. Ama karşıdan top gelirken, istop ettiğimde eğer topu ben böyle istop edersem, yanımdaki rakibim topu alamaz benden. Daha zorlaşır benden topu alması. Her zaman etrafınıza bakarak istoplarsanız çok daha mantıklı hareket edersiniz sadece. Topu kalbinle oyna. Futbolun ana prensiplerinden birkaç tanesini uygulatmaya çalıştık biz çocuklara. Evet, futbolda özellikle forvet oynayan oyuncuların en önemli yapması gereken işlerden bir tanesi rakibi ekarte etmek. Çalım tabir ettiğimiz rakibi ekarte edici hareketlerde
hareketi iki aşamalı yapıyoruz. Önce birinci aşamada ne yapıyoruz? Gösterip rakibi yanıltma amacıyla topu hem biz de beraber rakibi de yöneltiyoruz. Bunların bir tanesi top kontrolü. Diğeri tabii özellikle forvet oyuncuları için istediğimiz rakibi eksiltme, driplingle beraber rakibi ekarte etme çalışmalarını yaptık. Daha sonra ikinci aşamamızda da ne yapıyoruz? Rakibin boşalttığı bölgeden topu önümüze yuvarlayarak gol pozisyonu yakalayabiliriz. Rakibi ekarte edebiliriz. Kendimize avantaj sağlayabiliriz.